Şov Haber deprem özel programı başlıyor sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş Ersoy. Gözümüz kulağımız deprem bölgelerinde gelişmeleri an be an aktaracağız. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük felaketin 6. gününde Diyarbakır ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu. Üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Erdoğan kimseyi darda sokakta açıkta bırakmayız dedi. Bak anne orada bak. Üniversitelerimizin tamamının kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Dikkat çeken gelişmeyi Erdoğan duyurdu. Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildi. KYK yurtları depremzedeler için misafirhane olarak kullanılacak. İki gün önce Osmaniye'deydim. 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Cumhurbaşkanı Erdoğan felaketin 6. gününde Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Deprem bölgesinde ikamet eden askerlerin Mart ve Nisan celpleri de Mayıs'a ertelendi. Erdoğan'dan OHAL açıklaması da geldi. Böyle kara günlerde bile milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek kadar insanlıktan nasibini almamış alçaklar çıkabiliyor. İşte olağanüstü hal ilan ettik. Şimdi bu ne demektir? Artık bu tür atılacak adımlarda yağmalama veyahut da kaçırma bu tür işleri yapanlar devletin o güvenli elinin sırtlarında olduğunu bilmeleri lazım. İnşa ve ihya çalışmalarını bir yıl içinde halledeceğiz diyen Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 100 milyar liranın ayrıldığını da söyledi. Ölü veya diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bize güvenin. Bize inanın.